Adnan Bey, insanlar seçme yeteneği verilmişse, bazı şeyleri seçmemiz isteniyorsa, bu yeteneğin ne anlamı var? Yani ben özgürce seçemiyorsam, kısıtlanıyorsam bu yetenek bana neden verilmiş olsun Feyza Avşar? Bak hoşuma gidiyor şimdi. Bak hep ateist gençler yazanlar. Ben ateist gençleri tahminlerinden çok seviyorum. Yani böyle yanlış bir inan. Ateist deyince bir kısım adamlar nefret eder falan. Bir kere ateist dürüst insan demektir. Dürüst. Açıkça söylüyor. Yani İslam'a bir düşmanlığı yok adam. Anlamaya çalışıyor. Kafir değildir ateist. Kafir saldırır İslam'a. Onun İslam'la bir şey yok. Alıp veremediği mi diyelim. Yani Müslüman'a bir düşmanlığı yok onun. O sadece konuyu kavramaya çalışıyor. Yani ben inanamıyorum diyor Allah'a. Ayrıca anlamaya çalışıyorum diyor. Bu dürüst bir hareket. Bunda bir şey yok. Münafık çok berbattır. En berbatı münafık. O Müslüman görünüp her türlü pisliği yapar. Baş belasıdır. Seçme yeteneği. Bak bana mesela şimdi seçme yeteneği verildi. Beni kimse sırtımdan itip buraya getirmedi. Ben kendim geldim. Mesela lisede falan öyle beni kimse gidip akademiye kaydettirmedi. Kendim gittim. Ama kaderine baktı. İlla ki 1979 olacak. Ben 78'de de girdim. Sıfır. Hiç kazanamadım. Hiç. 79'da girdim. Okulu üçüncü kazandım. 20 bin kişinin içinde üçüncü kazandım. Kader yani. Bak daha önce girdim, hiç kazanamadım, düşün yani. Aynı adamım, hiç çalışmış falan da değilim. İstanbul Üniversitesi felsefeye girmeye karar verdim. İmtihana geç kaldım ben. Polisler falan kendi aralarında konuştular. Acayip ferahtım böyle. Yaka bağır açık. Elimde bir şey falan. Acayip stres içindeydi herkes. Ben 30 puan daha fazla puan aldım. Birinci kazandım felsefeyi. Yani birinci tercihimi kazandım. 30 puan da taşmıştı. Akıl almaz rahat yaptım. Hiç çalışmadım üniversitede. Hiç. Sırf genel kültür. Sadece genel kültür yani. Gayet rahat böyle eğlenir gibi hazırladım, doldurdum, kapattım, göndermiştim. Kaderde olduğu için oluyor. Mesela gittim, şuraya gittim, buraya. Mesela çocukluğumda hep Tokat'taydım. Hep kader. Ama beni hiç kimse sırtımdan itmedi, kolumdan da çekmedi. Hep kendi isteğimden yaptım. Adnan Bey, eğer bir yaratıcı varsa ona karşı olmamız gerekmez mi? Çünkü eğer varsa Tanrı varlığı bizim özgürlüğümüze engeldir. Evrim ayı. Ama işte sana bunu yazdıran da o. Yani bu yazıyı yazdıran da Allah. Yani kaderine daha doğmadan sen bu yazıyı yazmıştın. An içerisinde olan bir olay. Şu an ben bunu okumuş oluyorum. Yani zaten özgürsün sen. Ama kader içinde de kilitlenmiş vaziyettesin. Onun izni olmaksızın bir yaprak dahi düşmez diye. Hayır şimdi, tabi ayetin hükmü açık da, tek bir an var. Modern fiziğin bize sunduğu bir gerçek, tek bir an. Tek bir an olunca nasıl özgür olursun sen? An ne demek? Sonsuz kısa zaman. Sonsuz kısa zamanda sen bunu yapmış bitirmişsin. Nasıl bir özgürlük oluyor bu?